Yunanistan yine bildiğiniz gibi bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu Orta Doğu oyununda saflar belirlenirken tarafını tam belli etmemişler var. Satranç tahtasında ne siyah ne de beyaz olanlar bunlar. Gri taşlar var. Belirlenemeyen hedefler. Safı belli değil, tarafı belli değil. Bunları netleştirmek için adımları takip ediyoruz. Her hamleyi detaylıca izleyip analiz etmemiz lazım. Derinlerde neler olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Bu grilerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Sanki ikili bir taraf sergiliyorlar. Hamlelerine dikkatle bakarsak niyetlerini öğrenebiliriz. Pompeo'nun adımları bize çok şeyi anlatıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'a gideceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pompeo'nun 27 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina, İtalya'nın başkenti Roma ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ülke liderleriyle bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, Bakan Pompeo, Yunanistan'da Doğu Akdeniz'deki güvenliği, barışı ve refahı ilerletme konusundaki ortak taahhüdümüzü yenilemek ve eskiye dayanan güçlü ABD-Yunan ilişkisini kutlamak üzere Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşecek ifadelerine yer verildi. Bununla beraber ziyaret sırasında Yunanistan'la ortak bilim ve teknoloji anlaşması imzalanacağını belirten açıklamada, ayrıca Bakan Pompeo, NATO müttefiki Yunanistan'la güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek maksadıyla Girit Adası'ndaki ABD deniz üssünü de ziyaret edecek denildi. Pompeo'nun Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio'da bir araya geleceği kaydedilirken, görüşmede ikili ilişkiler, ortak güvenlik, bölgesel sorunlar ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele gibi konuların ele alınacağı bildirildi. Vatikan'da diplomasi yoluyla dinsel özgürlüğü geliştirmek ve savunmak başlıklı bir konferansta konuşma yapması beklenen Pompeo'nun, Hristiyan dünyasının dini lideriyle de bir araya geleceği bildirildi. Son olarak Pompeo'nun 2 Ekim'de Hırvatistan'a geçeceği ve Hırvat Başbakan Andreas Plešković de ikili ilişkilerle savunma işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşeceği kaydedildi. Bu oyunda en çok dikkat etmemiz gereken taraf, karşı taraf, yani Yunanistan. Farklı yollar deniyorlar, B planı uyguluyorlar. Kışkırtma taktiği işe yaramadı. Diğer hamleyi de kestirmek zor ama dikkatli olmalıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki hukuksuz iddialarıyla gerilimi arttıran taraf olan Yunanistan'dan, yakında İstanbul'da yapılacak olan istikşafi görüşmelerin 61. turu öncesi geri adım sinyali geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlığa ilişkin diplomasiye şans verilmesi çağrısında bulundu. Mitsotakis, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üstünden yapılan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na video mesajla hitap etti. Geçen yılki genel kurulda Cumhurbaşkanı'na dostluk ve işbirliği elini uzatmaya özen gösterdiğini belirten Mitsotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim" ifadesini kullandı. Mitsotakis, Türkiye'nin buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığı iddiasında bulunarak, "Tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklık mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum" dedi. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan normalleşme anlaşmasının şüphe ve düşmanlıkların yerini işbirliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Mitsotakis, "Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın bilgeliğine güvenmeliyiz" diye konuştu. Mitsotakis, iki taraf arasında iki gün önce duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirterek, "Türkiye, Birleşmiş Milletler'in gerçekten bir umut ışığı ve küresel işbirliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerde uygun hareket etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı.
Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti. Filistin bu oyunda da yerini aldı. Her zaman mazlum tarafta atalarının yaptığı hatayı çekiyorlar. Orta Doğu'da çok stratejik ve önemli bir yer. Birleşmiş Milletler de bu oyunun ikili oynayanı. Güçsüzün yüzüne bakmıyor ama biz kollamaya devam edeceğiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı konuşmada, Filistin halkı maruz kaldıkları hayal kırıklığına rağmen direnmeye devam edecek, diz çökmeyecek, teslim olmayacak. Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Yüzyılın anlaşması ve ilhak planlarının Filistin topraklarının %33'üne el koyacağını belirten Abbas, tüm barış girişimlerini kabul ettik ancak işgal girişimlerinin hepsini reddettik dedi. Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Dörtlü Komisyon gözetiminde uluslararası hukuka, uluslararası meşruiyete ve özel referanslara dayalı gerçek bir barış sürecine girmek amacıyla önümüzdeki yılın başından itibaren tüm ilgili tarafların katılımıyla bir konferans düzenlemeye başlaması için çağrıda bulunuyorum. Bu konferans, işgalin sona ermesi, Filistin halkının 1967 sınırlarının başkenti Doğu Kudüs olan devletinde özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmasına ve 194. kararla özellikle mülteci sorunu başta olmak üzere tüm nihai statü sorunlarının çözülmesine yol açmalıdır ifadesini kullandı. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının Arap barış girişimini ihlal ettiğini ifade eden Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü hiç kimseye Filistin halkı adına konuşma yetkisi vermedi dedi. Filistin Başkanı Abbas, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi uluslararası terörizmle savaşmaya devam edeceğiz ve barışa sadık kalacağız. Birlik ve diplomasi bayrağı altında çalışmaya devam edeceğiz ve uluslararası yasaların bize verdiği haklarımızı kullanacağız ifadelerini kullandı. İkili oyuncu ABD'ye ülkemizden sert tepki geldi. Nancy Pelosi'nin açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin ardından yarışı kaybetmesi halinde barışçıl bir devir teslimi kabul etme taahhüdünde bulunmayı reddeden Başkan Donald Trump'a, Türkiye'de değilsin çıkışında bulundu. Skandal sözlere ise Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı ve İletişim Başkanı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Bu soruyu sormak zorunda kalmak bile çok üzücü." ifadesini kullandı. Pelosi, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimi taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilim ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak." dedi. ABD'nin Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a. Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz, Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan, Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD anayasasına göre ettiğiniz yemine bağlı kalmıyorsunuz?" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından ibretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı da Pelosi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan, "Nancy Pelosi'ye tek sorumuz var. Darbeleri saymazsak Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir? Demokrasimize yönelik o saldırı kimlerin desteklediğini çok iyi biliyoruz." ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. Türkiye yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir. Pelosi'nin açıklamaları Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır.
Amerikan siyasetinde ortaya çıkan, Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz. ABD'li siyasetçilere ve özellikle de yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp bizimle anlamlı bir diyalog içine girmelidir. Bu hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır. Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü gerçekten kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz dedi. Trump önceki günlerde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz sorusuna postayla oy kullanma sisteminin sıkıntılara yol açacağı gerekçesiyle olacaklara bakacağı yanıtını vermişti. Bu cevabı rakibi Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmaları alevlendirmişti. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.